Canım takipçilerim, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz canım takipçilerim. Birçok arkadaşımız teyze yaptığın çelikler ne durumda, lütfen gösterir misin diye ısrarlı soruyorlar. Ben de zaten diyorum ki her izlediğiniz videonun sonucunu bana sorabilirsiniz. Bunlar, burası benim evimin ön bahçesi biliyorsunuz. Ekmiş olduğum güllerim, bu güllerimin tamamını şurada ve diğer yerde 150-200'e yakın bu şekil kırmızı güller ürettim. Bu saksının içindekilerin tamamı, bakın bu saksının ve bu saksının içindekilerin tamamı kırmızı, muhteşem güzellikte gül çelikleri ve bunların videosunu sizlere paylaşmadım ekerken. Sizlerin karşısında ektiğim güller arka bahçemde. Şimdi arka bahçemize geçelim. Bunların tamamı kırmızı dedik. Sizlerin merak ettiği çelikler arka tarafta. Şimdi arka bahçemize geçelim. Bakalım çeliklerimiz ne durumdaymış. Canlarım, şimdi aşağıya gül çeliklerimizin yanına indik. Bakın. Tabii bunlardan fire verdik vermedik değil. Gül çeliği ekiyorsanız fire vermeyi göz önüne alacaksınız. Yavaş yavaş mantar hastalıkları başlamış. Hemen bu videonun arkasında gül çeliklerimize mantar yaparız. Mantar ilacımız var. Bakın arkadaşlar. Oldukça güzeller. Bakın. Tutanlar muhteşem durumdalar. Tutmayanlar zaten kararıyor. Ve onları böyle çekip alıyoruz içinden. Mesela bakın burada patlamamış. Bunu asla söküp almayın. Ne durumda alabilirsiniz? Şu anda burada göstereceğim. Yoksa sanırsam şu çeliği eğer tutmasaydı her tarafı simsiyah oluyor. Ancak o zaman çıkarabilirsiniz. Farz edin ki bu patlamamış. Mesela bakın bunlar çok önce patlamış. Ve bunlar patlamışlar. Ama bakın bu daha yeni patlamış. Mesela bakın şunlar patlamamış. Belki daha Şubat'ta patlayacak. Şubat'ta, Mart'ta bile patlayan çelikleriniz olacaktır. Onun için çeliklerini simsiyah olmadan çıkarmayın canlarım. Şu hemen üst kısmı siyah olsa bile altı yeşil kalır. Alttan tekrar patlar. Bunlar canım takipçilerim. Sizlerin karşısında ekmiş olduğum çelikler. Durumları da oldukça iyi durumdalar. Neredeyse saksılarını alınacak duruma geldiler artık. Bakar mısınız? Oldukça güzeller. Zaten bizim hedefimiz bu kadar olması yeterliydi. Bunu düşünün. Şubat sonu, Mart sonu saksı değişimlerini yapacağız. O saksı değişimlerinden sonra Mayıs'ta da bunları tek tek sahiplerine ulaştıracağız. Buradaki güllerimiz, canım takipçilerim, hepsi mesela işte 10 tanesi farklı renk, 10 tanesi farklı renk. Bunları da kız kardeşimden getirmiştim, ekmiştim. Kız kardeşimin güllerinden de çeliklerini ondan almıştım. Çok hafif hafif mantar başlamış. Eğer bu mantarı tedavi etmezseniz bütün gül çeliklerimiz ölebilir canım takipçilerim. Gül çeliklerimizin sağlıklı olması için yine mantar ilacı yapacağız. Şimdi videonun sonrasında, videodan önce bunları ilaçlayabilirdim. Ama o zaman yani bu kadar net anlatamazdık. Şimdi canım takipçilerim, mesela eğer böyle bu şekilde yaptığınız çelikler yeşermişse, bu şekilde de küllenmeler olmuşsa, bu küllenmeler mantardır. Mantar veya işte kimisi mantar diyor, kimisi küllenme diyor. Bu güllerde küllenme hastalığı mantar hastalığıdır. Tedavisini yapmazsanız tabii ki zamanla gül çeliğinizi öldürecektir. Şimdi canım takipçilerim, bunlar böyle sizin karşınızda, sizin merak ettiğiniz çelikler. Oldukça çok çeliklerimiz var. Bu da harika. Bakar mısınız güzelliğe canlar? Bu da ön bahçemde kırmızı 150 tane olduğunu tahmin ettiğimiz saksının aynısından kırmızı gül çelikleri. Bunları tek bir kişiye özel olarak yine ektim canım takipçilerim. Tamamını bir kişiye vereceğiz nasip olursa. Tamamı kırmızı. Hiçbir değişik renk katmayacağız arasına. İki büyük saksı dışarıda var. Burada da var canlarım. Dışarıdaki saksıların birinde 75 olduğunu tahmin ettik. Birinde de 75-150. Burada da vardır. Burada da 50 kök varsa. Oldukça sık ekililer. Birçoğu da patlamamış olanlar var. O yüzden seyrek gibi duruyor. Canım takipçilerim. Nasip olursa, Allah nasip ederse bunlar çok çok güzel olacaklar. Teyzeciğim, gül çelikleri ne durumda diyen kardeşlerime gelsin.
kırmızı gül çiçeklerimiz yaparken sizler görmediniz. Bu iki büyük saksısı ön bahçede. Bunlarsa sizlerin gül çeliklerinin ne durumda teyzeciğim diye merak ettiğiniz çelikler bir tane ilerim. Bakın saksılarından da belli, her şeyinden anlayabilirsiniz. Bakın yurt kaselerine de ekmiştik. Yapacak bir şey yok, gül çeliklerimiz çok üretince her yere ekiyoruz. Eğer farklı gül çeliği bulursak bir 100-150 tane daha yapmayı düşünüyoruz. Şöyle eğer ki çok güzel bir gül görürsek evde çelikler yapabiliyorum ya da seralardan çok hoşuma giden çelik alabileceğim, bolca çelik alabileceğim gül görüyorsam onları alıp geliyorum canlarım. Dediğim gibi görselde de gördüğünüz gibi hemen mantar ilacını uygulayacağız. Bunlar küçük çelikler olsa da mantar ilacına dayanabilirler. Hiçbir sorun olmaz. Bakın canlar muhteşem ya, ne kadar güzeller, bakar mısınız? Şunlar böcek değil, çöp düşmüş üzerine. Ama muhteşemler. Yani teyze ekti ki bizimkiler eridi, çürüdü diyorlar. Tabii biraz bu gül işi tecrübe işi. Yıllarda gerektirebiliyor. Eğer mesela bakın şimdi bu üzerindeki çelikleri yaptınız. Bu üzerindeki beyazları fark etmezsiniz. Bunun mantar olduğunu anlamazsınız. Eğer mantar ilacı yapmazsınız. Önce bu yapraklarını, sonra bu dalını, sonra da çeliğine gider ve öldürüyor mantar küllenme çeliklerimizi. O yüzden dolayıdır ki yani birazcık tecrübe istiyor. Bakın birçoğunda var mantar oluşmuş. Tabi bu çeliklerimizi kaybetmeyeceğiz. Hemen bir mantar ilacı yapacağız. Geçen menekşe videomun sonuna doğru mantar ilacımın markasını da göstermiştim. Canım takipçilerim, bunlar oldukça büyüdüler. Hiçbir şekilde tutup köklerine bakmıyoruz. Her zaman dediğim gibi. Güllerin çeliklerinde kontrol etmiyoruz köklenip köklenmediklerini. Köklenmeyenler simsiyah oluyor ve anlıyoruz diyoruz. Bakın yaklaşık bu çeliğimiz 30-35 santim yeşillendi. Oldukça güzel. Bunu gören şimdi ay hemen saksı değişimi yapayım der. Bunu çıkarırken oluşan kılcal köklerini de ziyan eder. Ya da işte yeni toprağına adapte olamaz. Bu canım takipçilerim her zaman diyorum. En erken Şubat'ın son haftası. Şubat'ın son haftası bile çıkarıp saksılarına alıyoruz ya da üretim poşetlerine koyuyoruz bunları. Siyah saksı değil de şöyle işte üretim poşetleri oluyor. Onlara ekiyoruz bu çelikleri. Şubat'ın sonunda bile bunlar böyle yemyeşil ama altlarında köklenmemiş de olabiliyor. Onları tekrar ekiyoruz. Bazısı Mart'ın Nisan'ı buluyor ve bu çelikler bazen bir yılda bile köklenen çelikler olabiliyor canlarım. O yüzden dolayıdır ki çiçek işi, sabır işi, her zaman sabırlı olacağız. Canım takipçilerim. Şimdilik benden bu kadar. Videomun arkasında mantar ilacını yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çiçekli kalın.